İyi akşamlar değerli TV Malatya izleyenleri. Bir Başarıya Doğru programda yine sizlerle beraberiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kıymetli konuklarımız, bugün Mesut Yıldırım hocamla birlikte Başarıya Doğru'ya devam edeceğiz inşallah. Leyeze Maratonu sona erdi. Bir taraftan TEOG değerlendirmeleri, analizleri, yerleştirme esas puanları yapıldı. Bunlarla alakalı bir program yapmaya gayret edeceğiz. Mesut hocam hoş geldiniz diyerek programa geçelim istiyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun hocam, siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Başarıya Doğru da bugün önce LYS'yi konuşacağız Mesut hocam. Malum geçen iki hafta sonu edebiyat sosyal, ondan sonra diğer taraftan fen edebiyat oturumları yapıldı, dil oturumu yapıldı. Beş oturumun tamamı sona erdi. Artık bir taraftan biz heyecanla sınav sonuçlarını bekleye duralım. Onun da takvim belli aslında. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, artık tercihler ne zaman yapılacak bunlar belli ama biz en azından bu geçtiğimiz iki hafta sonu öğrencilerimizi meşgul eden, kamuoyunda ciddi manada meşgul eden mevzularla alakalı değerlendirme yapmak istiyoruz. Bu anlamda ben sözü bir size bırakayım. Vardır yine görüşleriniz, önerileriniz, temennileriniz. Onu aldıktan sonra bu LYS ile ilgili konuşalım. Evet. Teşekkür ederim hocam. Uzun bir maratondan sonra adaylarımız LYS sınavlarını tamamladılar. Yani bir önceki hafta matematik sınavıyla, işte sosyal sınavıyla, dil sınavıyla, son olarak fen sınavıyla ve edebiyat sınavıyla da süreci bir şekilde biz tamamladık. Ki şu da olumlu bir şeydi. Sınavlardan hemen sonra ÖSYM soruları yayınladı. Dolayısıyla adaylarımızın birçoğu şu anda kaç net yaptığını biliyor. Aşağı yukarı geçen yılki verilere göre kaç puan alacağını az çok tabii tahmin edebiliyor. Burada belki kendileri puanlarıyla ilgili ya da üniversitelerle ilgili değerlendirmeleri yapabiliyorlar. Ama biz LYS'lerle ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Ben şöyle değerlendirmiyorum. Yani birçok alanda baktığınız zaman genelde böyle değerlendirilir. İşte fen sınavı çok kolaydı, yok edebiyat sınavı çok kolaydı, matematik sınavı çok zordu tarzı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Onun da sebebi şu, ben öncelikle bu dilin değişmesinden yanayım. Yani şöyle dilin değişmesinden yanayım. Siz de hocam, ben de, biz 90'lı yılların ortalarında, yani 94-95 girişliyiz üniversiteye. Ben en azından 95 girişliyim. İşte o zaman şöyle bir değerlendirme yapılırdı. Siz de çok duymuşsunuzdur. İşte ÖSYM'nin sorduğu soruların %10'u çok kolay, %10'u kolay, %20'si işte zor vesaire vesaire. Çok zor, böyle gider. Yıl 2016 hala aynı değerlendirme yapılıyorsa ben bunu biraz problemli buluyorum. Şu açıdan problemli buluyorum. Zor dediğimiz ya da kolay dediğimiz şey çok göreceli bir kavramdır. Evet. İzafidir ya da subjektiftir. Kişiye göre, kişinin öğrenme biçimine göre, kişinin bilgi birikimine göre değişen bir şeydir. Mesela edebiyat sınavı ile ilgili özellikle bu değerlendirme çok yapıldı. İşte ÖSYM tarihinin en kolay sınavı diye. Baktığınız zaman 56 soruda 20 net yapan da var, 10 net yapan da var. Yani 56 sorudan bahsediyorum, coğrafyayı dahil etmiyorum. Şimdi eğer kolaysa bunun böyle olmaması lazım. Dolayısıyla hani kişiye göre değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum artık ben. Çünkü biz şunu hep söylüyoruz ya, insanların öğrenme biçimleri farklı, işte bireysel farklılıklar, sosyal çevre vesaire. Ama şunu söyleyebiliriz genel olarak, arkadaşlarımız kendi netlerini değerlendirirken geçen yılki verilere göre değerlendirirler. İyi kötüyü de ona göre değerlendiriyorlar ya da düşük puanı, yüksek puanı. Biz hep şunu söyledik, sınavlardan sonra Türkiye ortalaması önemli. Öğrencinin başarı sıralaması önemli. Dolayısıyla bu başarı sıralamaları yarın öbürsü gün açıklandığı zaman ya da 18 Temmuz'da açıklandığı zaman durumun çok farklı olduğunu görecekler bu arkadaşlarımız. Kendi özellikle öğrencinin lehine çok farklı olduklarını görecekler. Ben LYS sınavlarının özellikle geçen yıllara nazaran hemen hemen bu yıl problemsiz yapıldığını biliyorum. En azından ulusal basından takip ettiğimiz kadarıyla. Bu anlamda da gerçekten ÖSYM'yi bir daha burada tebrik etmek istiyorum. Ki bu yıl ben çok rastlamadım.
Hani bu güvenlik tedbirleriyle alakalı da bir problem çok yaşanmadı öğrencilerle alakalı. Dolayısıyla sınav heyecanı artık bitmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız muhtemelen tercih sürecine herhalde başlamış olacaklar diye ifade edebilirim Sayın Hocam. Eyvallah. Tabii hocam hakikaten bizim üzerinde durmamız gereken birçok husus var. Biz ÖSYM'nin bu ülke için çok gerekli bir kurum olduğunu, çok önemli işler yaptığını müteaddit kereler programlarımızda belirttik. Bu evet. Üzerinde özellikle durulması gereken bir şey. Merkezi sınavla öğrenci yerleştirmenin, merkezi sınavla işçi almanın, merkezi sınavla memur almanın son derece büyük avantajları var. Hep söyledik, biz Irak olmadıysak, Suriye olmadıysak bunda ÖSYM'nin çok büyük etkisi ve katkısı var dedik. Bunu söylemekten hiç geri durmadık. Bu son derece değerli bir kurum ve son derece değerli bir uygulama. Buna ihtiyacımız var. Bu kurumun düzgün işlemesine ve bu kurumun bir barışın, bir huzurun tesisi için ne kadar önemli olduğunun dünyaya, sadece bölgemize değil, dünyaya örnek olmasını arzu ettiğimizi defalarca söyledik, söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Umarım en güzel sınavları, en adil sınavları, en yerinde uygulamaları ve yerleştirmeleri ÖSYM üzerinden yaşamaya devam ederiz. Tabii ki ÖSYM'nin uygulamalarında zaman içerisinde değişiklikler olabiliyor. Uygulamalarında çeşitlilikler söz konusu olabiliyor ama her zaman teknolojisini yükselten, hızını yükselten, ölçme değerlendirme anlamında farklılıkları sorgulayan, yoklayan ve daha idealine nasıl ulaşabiliriz diyen bir yaklaşımla ÖSYM'nin daha ideal noktalara doğru gelişme ivmesi içerisinde olduğunu da çok rahatça söyleyebiliriz. Bu kaygıları duyan ve bu tartışmayı kendi içinde de toplumla da sağlıklı bir şekilde yürütebilen bir kurum olduğunu da düşünüyoruz. Bu anlamda tabii sınavlar noktasında baktığımız zaman ne kadar güzel söylediniz. Hani ağzınıza sağlık diyelim ki bu anlamda hakikaten artık bireyin toplumun temeli olarak kabul edildiği şu son 150 yılda biz hala değerlendirmelerimizi bireyin dışındaki faktörler doğrultusunda yaparsak bu çok sağlıklı olmaz. Bu anlamda biz özellikle değerlendirmeler yaparken bu kitabın ortası tabirlerden de kurtulmak durumundayız. Daha sağlıklı değerlendirmeler yapmalı, daha doğru değerlendirmeler yapmalı ve büyük laflar, büyük analizler peşinde olmaktan da kaçınmalıyız. Sınav şöyleydi, böyleydi. Sonuç itibariyle zaten özellikle biz üniversite yerleştirme sınavı için konuşuyorsak bu anlamda devletin öğrenciye temel eğitim süreci boyunca vermiş oldukları göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından hazırlanmış sorular neticesinde yapılmış bir sınav ve yerleştirme ile ilgili değerlendirme yapıyoruz. Siz ne sunarsanız sunun. Alıcı son derece önemlidir. Alıcının hedefleri önemlidir. Kimine 5 net yeter, kimine 10 net yeter, kimine 20 net yeter, kimi sınava müracaat eder girmez, kimi farklı bir noktada olur belki. Zaman zaman biz de bu analizlerde bulunduk, belki bu yoklamalarda, yordamalarda bulunduk ama bunun bizi götürebileceği çok sağlıklı bir nokta olduğunu işin doğrusu çok da göremedik, göremiyoruz da. Çünkü sınavın yapılabilirliği farklı bir şey, kontenjan durumları farklı bir şey, üniversite sayısının gittikçe çoğalması, beraberinde sınav kalitesinin artması, öğrenci yönelimlerinin değişmesi, tercihlerin her yıl farklı ondan sonra bölümlerde yoğunlaşması gibi hususlar ayrı ayrı ele alınması gereken hususlardır. Yani biz ne gördük yine bu sene LYS uygulamasında? Evet, edebiyat coğrafya sınavı gördük. Beraberinde sosyal bilgiler sınavı, fen sınavı, edebiyat sınavı, dil sınavı. Ne kadar güzel hazırlanmış sınavlar. Sonuç itibariyle öğrenciler bunlara girdiler ve girmeyi arzu ettikleri bölümlere ulaşabilmek, kavuşabilmek, yerleşebilmek için ter döktüler. Şu anlamda özellikle siz herhalde şuna bir vurgu yaptınız ki onu ben de işin doğrusu tasdik ediyorum ve destekliyorum ki son derece kalabalık kitlelerin girmiş olduğu bir sınav son derece usulüyle yapıldı. Sınav organizasyonu tabii çok büyük bir organizasyon. Sınav görevliler ayarlanıyor, kitapçıklar ayarlanıyor, soru komisyonları ayarlanıyor. Bunlar öğrencilere ulaştırılıyor, uygulanıyor, toplanıyor, tekrar değerlendiriliyor. Bunlar hayranlık duyduğumuz şeyler, güzel şeyler. Bu sene tık çıkmadı maşallah. Biz huzur içerisinde
ve düzen içerisinde bir sınav yapıldığı kanaatindeyiz yine. İnşallah bu güzellikler görebildiğimiz ölçüde daha da artarak devam eder, öyle söyleyelim. Sınavdan çıktıktan sonra öğrencilerimizin her birinin tabii ki farklı değerlendirmeler oldu. Herkes kendince zorlanacağı bir sınavda birkaç soru fazla yaptıysa soruların çok kolay olduğunu söyledi ve sınavın kolay olduğunu söyledi. Ondan sonra yapabileceğinden daha azını yapabilmiş öğrenciler ne söyledi? Ya beklediğimizden az yaptık herhalde, zordu dediler. Ama tabii biz eğitimci gözüyle buna baktığımız zaman öğrencinin ifadesinden yola çıkarak bir sınavı değerlendirmenin, onu yargılamanın çok doğru olmadığı kanaatini zaten hep taşırız. Sonuç itibariyle soruları gördük, fikrimiz oldu. Son derece iyi hazırlanmış sorular. Sağlıklı bir sınav ortamında yapılmış bir sınav olduğu kanaatimizi burada tekrarlıyoruz. Bundan sonra sınav sonucunun artık öğrenciler açısından ayrı ayrı değer taşıyacağını ve puanlar belli olduktan sonra da yerleştirme ile ilgili sürecin inşallah yine düzen içerisinde işlemesini temenni ediyoruz. Şimdi tabii bu önemli. Bunları takdir ettikten sonra biz yine söyleyelim hocam. Tabii bu sınavlarla ilgili ayrı ayrı kanaatleriniz vardır. Bu anlamda hem kanaatinizi alalım hem de öğrenci yorumlarını alalım. Çünkü bu bizim için önemli ve fikir verebiliyor. Sözü ben bu noktada tekrar size aktarayım. Ve sizin görüşlerinize de müracaat edeyim. Şimdi teşekkür ederim hocam. Gerçekten de sizin söylediklerinize ek bir iki şey söyleyeyim. Bizim artık şunu gözlemlememiz lazım. Siz de ifade ettiniz, teknoloji çağındayız hocam. Ve her şey sürekli, bilginin dahi sürekli değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Dünyadaki küçük bir değişiklik bile anında her tarafı etkileyebiliyor. Yani bir düşünün hocam, 2-3 gün, 5 gün öncesinde İngiltere'nin işte AB'den ayrılması vesaire, bütün küresel işte ekonomiyi vesaire vesaire, yani artık değişkenler o kadar aktif hale gelmiş ki bizim dünyayı iyi okumamız gerekiyor. Aslında ÖSYM biraz da bunu yapmaya çalışıyor belki. Yani kalıp bilgilerden öğrenciyi artık kurtarmak istiyor. Yani nesnel, böyle ezbere dayalı bilgilerden sıyrılmak istiyor. Bu anlamda ben öğrenci arkadaşlarımızın buna da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da paydaşları diyelim, sadece öğrenciyle de alakalı değil hocam. ÖSYM'yi gerçekten iyi okumak gerekiyor. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var hocam. Şimdi dünyada her şey değişiyor ama istiyor ki adam bizde hiçbir şey değişmesin. Mesela ÖSYM 74'te kurulmuş ya da 74'ten beri sınav yapan bir kurum. Elbette ki siz dünyadaki değişime ayak uydurmanız gerekiyor, çağa ayak uydurmanız gerekiyor. Sınav sistemi değişebilir, müfredat değişebilir. Bunları yapmak zorundasınız zaten. Ama problem şu. Eleştirmek bizde çok kolaydır ya hocam. Hani eleştirirsin, tamam bu zayıf, bu iyi değil vesaire. Ama yerine yeni bir şey de sizin ifade etmeniz gerekiyor. Ya da şöyle bir sıkıntımız var. Bilmiyorum, siz de ben takip ettiğinizi düşünüyorum. Mesela ulusal basında takip ettiğiniz zaman gerçekten bu işin paydaşları, bu işle ilgili insanların dışındaki herkes tartışıyor. Yani siz ÖSYM ile ilgili ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili çok rahat tartışıp eleştirebilirsiniz. Ama eleştirirken de alternatifini yerine koymak durumundasınız. Yani eleştirmek yoksa günah da değil, suç da değil. Ama biz şunu ifade ediyoruz. Ben özellikle sınav sistem diyorum, soruların son 2-3 yıldır biraz daha değişmesinde ya da değişikliğe uğramasında biraz daha hani dünyayı belki yorumlayabilme, dünyadaki değişiklikleri yorumlayabilmeye dayalı sorular gördüm hocam. Mesela bu yıl siz de takip etmişsinizdir. Fizik soruları, biz alışmıştık fizik sorularını. İşte vektörden 3 tane şekil vardır, işte kuvvetten 4 tane şekil vardır. Tamamen fizik bunun üzerine kuruludur. Şimdi bu yıl fizik soruları böyle gelmedi. Yani tamamen öğrenci şunu dedi. Sayın hocam, ki fizik öğretmenlerimiz de aynı şeyi söyledi. Tamamen artık sözel mantığa dayalı sorular geldi. Sözel mantıkta kastım nedir? Öğrencinin gördüğü bir durumu yorumlayabilmesi, onu algılayabilmesi ve ondan doğru bir soru çıkartabilmesi. Yani şimdi gerçekten de artık kullanılmayan, yani dünyada kullanılmayan o bilginin zaten sorulmasının ben problemli olduğunu düşünüyorum. Mesela biyoloji aynı şekilde. Yani soru kalıplarının değişmesi, soru niteliklerinin değişmesi ben çok da olumlu görüyorum. Çünkü
ÖSYM şunu hep söyledi Sayın Hocam. Ben onun için ÖSYM'yi iyi okumaktan kastım oydu. Şunu hep söyledi. Dedi ki ben lise müfredatlarını değiştiriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ben lise müfredatlarını değiştirdim dedi, değiştiriyorum dedi. Ve ÖSYM de sürekli şunu dedi, ben lise müfredatına göre soru soracağım dedi. Şimdi lise müfredatına göre eğer soru sorulacaksa bu anlamda hem müfredat hem de ÖSYM'yi gerçekten daha net okumak, daha doğru okumanın ben öğrenci açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ikinci bir şey söyleyeyim hocam sınavla ilgili. Mesela matematik sorularına baktığınız zaman bütün olarak matematik sınavlarında bizim işte bundan belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl öncesinin işlem sorularının %60, %65 oranında azaldığını gördük. Neye bağladı matematik sorularını? Daha çok öğrencinin yine yorum yapabilmesine bağladı. Yani artı zamanı kullanabilmesine bağladı. Yani siz 50 tane soru veriyorum ben sana. Bu 50 soruyu sen 2 saat, 3 saat süre versem yapabilirsin. Ama ben sana şu kadar süre veriyorum dedi. Ve o süre zarfında o soruları çözmesini istedi. Şimdi burada neyle eledi? Zamanı yönetebilmekle eledi öğrenciyi. Yani benim ÖSYM'yi iyi okumaktan kastım buydu. Ha, dolayısıyla ben öğrenci arkadaşlarımızın bu noktada çok dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, üçüncüsü hocam, kurumların da bu anlamda çok dikkatli olması lazım. Mesela şimdi çıkan sorulara baktığınız zaman müfredatla uyumuna bakarsınız. Ya da diyelim ki işte bakanlığın belki yayınlarıyla orantısına bakarsınız. Siz şöyle düşünün hocam, eğer kendini yenilemeyen bir kurum ya da kendini yenilemeyen bir öğretmen bundan 10 yıl önceki bilgilerini eğer aynı örnekleriyle öğrencisine sunuyorsa bir başarı elde edemeyiz. Hani bireysellikten kastımız buydu zaten bizim. Ha, bunları iyi okumak gerekir. Mesela işte tarih sorularını siz görmüşsünüzdür hocam. Edebiyat sorularını yine hani biz ne kadar incelediysek de uzmanlarında da bunun bilgisini aldık. Hani geçen yıllarda olduğu gibi net işte şu eser kime aittir tarzından ziyade öğrencinin orada bir çıkarım yapmasına dayalı sorular sordu ki bence çok da mantıklıydı. Dolayısıyla ben sınavlarda genel olarak çalışan öğrencinin müfredat dahilinde ve bu çalışmasını da son 3 aya, son 5 aya, son 6 aya değil hocam. Özellikle 9. sınıftan itibaren belki 5. sınıftan itibaren müfredata hakim olan adayların çok iyi sonuçlar çıkartacağını da buradan ifade edebilirim Sayın Hocam. Buradan ifade edebiliriz, eyvallah. Hocam tabii sınav hala çoktan seçmeli yapılıyor ama ÖSYM tabii ölçme değerlendirmede farklı teknikleri de devreye koydu. Farklı sınavlarda farklı uygulamalara geçti. Boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, ondan sonra doğru yanlışlar. Mesela bizim öğrenciyi sınava hazırlarken, hayata hazırlarken başvurduğumuz türlü ölçme değerlendirme teknikleri. Ancak biz ÖSYM'nin gerçekten bu anlamda da bu çok büyük sınavlarda da ciddi manada böyle değişik alternatifler üzerinde durmaya başlayacağını duydukça da mutlu oluyoruz işin doğrusu. Bu artık bizim de son derece gerekli gördüğümüz bir şey. Umarız o da yakın bir zaman sonra gerçekleştirilebilir ve bir şekilde sınavlar buna göre yapılabilir. Şimdi tabii hocam söylediniz, dediğiniz gibi ta 5. sınıftan üniversite kapısına kadarki süreçte öğrencinin müfredata hakim olmasının elbette ki sınav performansına etkisi çok farklı olur dediniz. O mutlaktır, o kesindir. Sonuç itibariyle biz işin doğrusu bir taraftan öğrenciyi hayata hazırlarken zaman zaman da böyle eğitim düzeyleri itibariyle girecekleri sınavlarda onlara yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Özel öğretim kurumlarına biçilen şöyle genel bir rol vardır hani Mesut Hocam. Ne vardır? İşte sihirli bir değnekle dokunun, bizi değiştirin ya da bu çocuğu değiştirin beklentisi vardır. İşin doğrusu talep yaratmak için ondan sonra kurumlar da bunun üzerinden çokça kocaman kocaman laflar ederler. Ama bu az önce de ima ettiğiniz gibi aslında çok uzun bir sürecin neticesinde meydana gelebilecek belki bir sonuçtur. Kısa sürede çok fazla değişmez ama insanın tabii çaba içerisinde olması, ciddi kararlar alması, çalışma sistemini gözden geçirmesi ve belli zamanda, birim zamanda yapabildiği doğru davranışlar, doğru eğitsel davranışlar onu çok
doğru sonuçlara doğru götürebilir ve sınav performansını da etkileyebilir. Nitekim biz bunu öğrencilerimizde gözlemliyoruz. Nasip olursa kısa bir süre sonra da bunların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Onu bu noktada size aktarayım hocam. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek ve beraberinde tercih maratonu artık ne zaman başlayacak diye. Şimdi Sayın Hocam 18 Temmuz itibariyle şunu hemen ifade edeyim isterseniz. ÖSYM geçen yılın kılavuzunu yayınladı hocam. Şu anda evet. Örnek kılavuz ÖSYM'nin sitesinde mevcut. Arkadaşlarımız orada geçen yılki ÖSYM'nin verilerine ulaşabilirler. Bunun evet. haricinde hocam 18 Temmuz itibariyle arkadaşlarımız sınav sonuçlarına erişmiş olacaklar. Evet. Sınav sonuçlarına eriştikten sonra da Sayın Hocam 26 Temmuz'da tercih maratonumuz başlayacak. 2 Ağustos itibariyle de bitirmiş olacağız. Yani şöyle bir haftalık gibi bir 6-7 günlük bir süremiz var. Dolayısıyla ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınava hazırlık kadar Sayın Hocam tercihlerin çok önemli olduğunu düşünen biriyim. Çünkü arkadaşlarımız bakmışlardır belki kılavuza ya da ilgili kişiler bakmışlardır. Kılavuz o kadar zenginleşmiş ki hocam. Yani geçen yılki kılavuz tabii veriler geçen yılki veriler ama içerisinde sağ olsun ÖSYM'nin o bilgileri son derece kıymetli. Yani şunu görebiliyorsunuz kılavuza baktığınız zaman hocam. Orada genel anlamda şeyi görebiliyorsunuz. Mesela tercih ettiğiniz üniversitede, tercih ettiğiniz bölümde Sayın Hocam, o bölümde kaç tane profesör, kaç tane yardımcı doçent, kaç tane doçent, kaç tane asistan olduğunu dahi ÖSYM kılavuza dahil etmiş. Şimdi bir de şunu gerçekten ifade etmek lazım hocam. Biz tercihlerde öğrencilerimizin belli başlı kalıp bilgileri vardır, kalıp tercihleri vardır. Hani o an belki sıkışık olabilirler, çok araştırma imkanları olmayabilir. Şu anda dolayısıyla kılavuz yayında, arkadaşlarımız bu kılavuzu iyi incelesinler, bu kılavuzu iyi görsünler. Çünkü özellikle Türkiye'de vakıf üniversiteleri Sayın Hocam, özel üniversiteler diye bizim ifade ettiğimiz çok fazla üniversite açıldı ve çok iyi oranda özellikle böyle öğrencinin çok fazla tercih ettiği yeni yeni bölümlere özel üniversitelere yöneldiğini görüyoruz ve onun da mesela değiştiğini görüyoruz. Yani özel üniversiteler bu kendi arasındaki o rekabetten dolayı mesela o ücretlendirme kısımları vesaire hepsi kılavuzda yazılı. Bunları gerçekten incelesinler hocam. Hatta ve hatta tercih yapacak arkadaşlarımızın bunu incelemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani öğrenciye yön verecek. Hayır hocam. Anladım. Öğrenciye yön verecek kişilerin hocam. Çünkü ben bunu gerçekten önemsiyorum. Yön verecek kişilerin kılavuzu okuması gerekiyor Sayın Hocam. Kılavuzdaki özellikleri görmesi gerekiyor. Yani oradaki üniversitelerin imkanlarını görmesi gerekiyor. Yani artık biz bazen şunu dediğimiz zaman yani bu çocuklarımız 12 yıl boyunca işte devlet okullarında, kolejde vesaire okuyorlar ama şunu dediğimiz zaman mesela örnek veriyorum. İnönü bir de işte işletme kazandın. İnönü'de bir yıl okuduktan sonra sen işte belli bir ortalamanın üzerindeysen ya da alttan dersin kalmamışsa işte Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gidip orada bir yıl misafir öğrenci olarak okuyabilirsin. Yani sanki biz farklı bir şey kullanmışız. Hani bu imkansızmış gibi. Ha böyle bir şeyin olmadığını. Ya bunları öğrencilerimiz görsünler. Bunlar çok iyi imkanlar Sayın Hocam. Onun için ben 18'inden sonraki sürecin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O anlamda arkadaşlarımızın çalışması gerektiğini tercihlerle ilgili düşünüyorum. Hatta ve hatta biz şey dedik ya hocam siz biraz önce kullandınız hayata hazırlamak. Zaten yani kurumların yani okullarımızın da bir işlevi de budur zaten hayata hazırlamak ama biz ne kadar hazırlıyoruz? Mesela yönlendirme biz ne kadar yönlendirebiliyoruz? Ya da teknik konularda biz ne kadar bilgi veriyoruz? Mesela ben şuna çok inanmayan biriyim hocam. Ben rehber öğretmenim. Öğrenci benim yanıma gelir. Mesela ben matematik nasıl çalışayım? Ya bu benim bileceğim bir şey değil. Matematik
öğrencinin matematik dersine nasıl çalışacağını, nasıl verimli olacağını matematik öğretmeni bilir Sayın Hocam. Ama bizde şöyle bir algı vardır. Rehber öğretmen her şeyi bilir. Yok arkadaş, rehber öğretmen her şeyi bilmez. Rehber öğretmen neyi bilir hocam? Yönlendirme yapabilir ama altını çizerek söylüyorum hocam. Bizim referansımız ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdur hocam. Yani onun haricinde yönlendirme yaparken ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdur. Mesela ben şuna şahitlik yaptım hocam. Bir iki defa da bu programda kullandım. Muhtemelen Hasan Bey ile geldiğimiz programda kullanmıştım. Tercihler için briefing alan, öyle söyleyeyim, ya da bilgi alan bir rehber öğretmeni Sayın Hocam, devlet üniversitesiyle özel üniversiteyi, vakıf üniversitesini birbirinden ayıramıyorsa bu öğretmen öğrenciyi nasıl yönlendirecek? Şimdi ben burada velilerime soruyorum ya da öğrencime soruyorum. Onun için ben 18'inden sonrasını önemli buluyorum ama bundan sonra, yani bugünden itibaren arkadaşlarımız gerçekten mesleklerle ilgili, bölümlerle ilgili, kılavuzla ilgili okusunlar, onunla ilgili bilgi edinsinler. Yani baktığınız zaman o kadar fazla bölüm var ki hocam, yani meslek yüksek okullarından tutun da şeye kadar, işte açık öğretimlerden tutun da diğer bölümlere kadar. Mesela ben şunu söylediğimde geçen birkaç tane arkadaşımız inanmak istemedi ya da yok hocam dedi, böyle bir şey, hani açık öğretim fakültelerinin şöyle bir özelliği vardı hocam, tercih edersiniz, bir sonraki yıl girdiğinizde puanınız kırılmaz. Bunu hala böyle olduğunu bilen rehber öğretmenler var ya da işte rehber öğretmen dediğim yere mi öğretmenlerimiz var. Şimdi ama kılavuza bakmış olsa Sayın Hocam bunun böyle olmadığını görecek. Ha, onun için ben bundan sonraki süreçte artık yönlendirme yapan kişilerin kendi bilgileri ışığında eğer yönlendirecekse lütfen zahmet edip bir kılavuzu incelemeleri gerektiğini düşünenlerdenim. Arkadaşlarımız da buna son derece dikkat etsinler Sayın Hocam. Evet. Yani bir şekilde herkes dersini iyi çalışmalı diyorsunuz. Aynen öyle. Öğrenci kardeşlerimiz şunu bilecekler, her koyun kendi bacağından asılır. Hayat kendi ayakları. Dikkat edecekler, gayret edecekler. Erkenden yayınlanmış bir örnek kılavuzumuz var. Evet. Tercih dönemi gelmeden çok önce yayınlandığı için tabii bizim takdir ettiğimiz bir uygulama bu tabii. Mutlaka. Öğrenci kardeşlerimiz bunu inceleyecek. Buradan kendilerine uygun olabilecek şeyleri tespit edecekler. Bunu bir bilene gösterecekler diyorsunuz. İşte o bilen dediğimiz, bildiğini düşündüğümüz, öğrenciyi yönlendireceğine inandığımız rehber öğretmenlerin de bu anlamda üşengeçlik göstermeyip kılavuzu çok iyi incelemelerinin öğrencilere yapacakları katkılarda çok daha etkili olabileceğini buradan ifade etmiş olduk. Bu önemli. Hakikaten herkes dersini çalışacak. Öğrenci, öğrenci olarak kendisiyle alakalı hesaplar yapacak. Öğretmen arkadaşlarımız da, özellikle rehber öğretmenlerimiz de bu konuda gelişimi, değişimi çok daha net görecek ve en zoru, en kolay şekilde öğrenciye nasıl ifade edebilirimi önceden önceye kestirmeye çalışacak. Şimdi malum özel kurumlarda rehberlik hizmetleri tabii devam ediyor. Devlet okullarında, devlet kurumlarında rehberlik hizmetleri daha büyük bir organizasyonda, daha büyük bir sayıyla ama yürütülmeye çalışılıyor. Ancak biz şunu daha önceki yıllarda hep söylüyorduk. Hani tercih dönemlerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri birkaç rehber öğretmen görevlendirerek ondan sonra öğrencilere bu konuda rehberlik hizmeti sunmaya gayret ediyordu. Ama bunun hani yetersiz olduğunu çok defalar dillendirmiştik. Bu defa öyle zannediyorum ki yeni bir uygulamayla Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla görev almak isteyen hemen her türlü öğretmene bu anlamda ders saat ücreti verecek ve öğretmen arkadaşlarımızın öğrencilere bu anlamda yardımcı olmaları sağlanacak. Bu konuda şimdi sizin verdiğiniz örnek tabii dehşet veren bir örnekti işin doğrusu. Şimdi hakikaten devlet üniversitesi kadar vakıf üniversitesi var. Yani evet. Bunların iyi çalışılması gerekiyor. Kılavuz eskiden baskıyla çoğaltılıp verilirdi. Şimdi baskısı yapılmayacak kadar yüklü bir kılavuz olduğu için sadece ÖSYM'nin sitesinden ilan edilebiliyor. Hatta tercih dönemi devam ederken kılavuz o ekranda değişikliğe uğrayabiliyor. Evet. İşte izin alabilen, işte henüz kurulduğunu ÖSYM'ye onaylatabilen ve tercih kılavuzuna giren yeni bölümler sıralamalara vesaireye doğrudan etki edebilecek yeni faktörleri beraberinde getiriyor. O yüzden yaşayan, efektif, hareketli, sürekli takip edilmesi, izlenmesi gereken, nefes alıp veren bir kılavuz var. Bir süre sonra bunu
2016 ÖSYS kılavuzu diye yayınlandıktan sonra çok daha net görebileceğiz işin doğrusu. O zaman bunu çok daha belki net gözlemleyebileceğiz ama hakikaten tercih yaparken de çok dikkatli hareket edeceğiz. Ne kadar ayrıntı verilmiş ise de bu ayrıntıların da o kadar iyi tespit edilmesi gerekir. Bir öğrencinin tercih yaparken devlet üniversitesi zannederek bir vakıf üniversitesine gitmesinin o öğrencimize maddi manevi sıkıntılar yaratabileceğini bilmemiz lazım. Ya da işte işte vakıf üniversitesi değil de devlet üniversitesine gönderelim derken belki vakıf üniversitesinde belli külfetleri üzerine alabilecek, belli imkanlardan yararlanabilecek bir öğrencinin birkaç alt bölüme, tabii, alt değerde bölüme gitme trajedisi yaşanabilecek. Bunlar olmasın diye bu örnek kılavuz yayınlanmıştır. Evet. Arkadaşlarımız bunu iyiden iyi incelesinler istiyoruz. Ben hocam bununla ilgili bir bilgi vereyim size tekrar. Evet. Bu tercihlerle ilgili bugün ben kurumdan ayrıldıktan sonra, çıktıktan sonra bir arkadaş aradı öğrencimiz. Bizim diğer şubemizde telefonunu vermişler. Hani memurluk tercihler var biliyorsunuz. Evet. 21 Temmuz Haziran'da başladı. 1 Temmuz'da sona erecek. Öğrencimiz üniversitede okurken geçen yıl ya da bir önceki yıl sınava girmiş. Yani KPSS sınavına girmiş. Hangi düzeyde girmiş? Lise mezunu olarak KPSS sınavına girmiş. İşte bir puan almış. İşte 60, 70, 80. Bu yılda lisanstan mezun olmuş. Mezun olmuş. Diyor ki hocam ben ne yapabilirim dedi. Dedim ki bir telefonda konuşuyoruz. Dedim ki sen eğer lisanstan mezun olmuşsan tercih yapamazsın. Dedi ki yok hocam yapabilirim dedi. Yani dedim o zaman sen tercihini yap dedim. Hani çünkü yapamazsın. Bizim hani biraz önce de söyledim ya hocam bizim referansımız ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdur. Tercihlerle ilgili kılavuz da şu anda ÖSYM'nin internet sitesine var. Dedim ki işte şurada bana dediler ki yapabilirsin. Dedim senin bulunduğun yerde bilgisayar var mı? Hocam dedi önümde bilgisayar var. O zaman dedim ÖSYM'da işlemden aç bakayım dedim. İşte TC'sini girdi, şifresini girdi açtı. Dedim ki rastgele bir tercih yap dedim. Rastgele bir tercih yap dedi. Hocam işte tercih yapamazsınız diyor. Ben sana söylemiştim ama. Ben çünkü kılavuzu okumuşum, kılavuzu biliyorum. Diyor ki öğrenci hangi düzeyde girmişse lise düzeyinde, ön lise düzeyinde sınavına girebilir. Herkes girebilir. Ama en son bitirdiği eğitim kademesi baz alınır. Siz lisansı bitirdikten sonra lise düzeyinde ya da ön lisans düzeyinde tercih yapamazsınız. Bunu kim diyor hocam? Bunu ÖSYM'nin yayınladığı kılavuz diyor. Dolayısıyla başka birinin sen tercih yapabilirsin demese zaten ne kadar mantıklı olabilir? Hani şeyde biz aynı durumu yaşarız hocam. Bu üniversite tercihlerinde ek yerleştirmelerde aynı durumu yaşarız. Şöyle bir ifade vardır orada der ki açık öğretimin kontenjanlı bölümleri dahil herhangi bir fakülteye ya da ön lisansa yerleşmiş adaylar ister kaydını yaptırsın ister yaptırmasın ek yerleştirmelere müracaat edemezler. Şimdi bazen öğrenci gelir ya hocam biri dedi ki tercih yapabilirsin. Kolay var hemen 2 dakikada ÖSYM'de şifrenle TC kimlik numaranına girersin zaten orada birinci tercihi yaptığın an hemen çünkü internet yani teknoloji çağı artık sizin hata yapmanıza da fırsat vermiyor. Oradan sen tercihine girdiğin zaman diyor ki sana sen tercih yapamazsın. Ha, dolayısıyla bunları gerçekten iyi okumak lazım hocam. Bunları görmek lazım. Çünkü ÖSYM hem memurluk tercihlerinde hem de üniversite tercihlerinde bu kılavuzu niye yayınlar? Bize referans olsun diye, bize örnek olsun diye yayınlar. Çünkü orada üniversitelerin taban puanlarından önce bir sürü bilgi vardır. Yani kimlerin müracaat edeceği, kimlerin müracaat edemeyeceği, kayıt sürecinin ne zaman başlayacağı, ek yerleştirmeler ne zaman başlayacağı, işte eğer bir problem olduğunda ÖSYM ile nasıl irtibat kurabileceğiniz, bunların okul birincilerinin kontenjanı, özürlü adayların nasıl sınava gireceği, işte milli sporcuların nasıl sınava gireceği ya da bunların avantajı ne olduğu, bunlarla ilgili bir sürü bilgi var Sayın Hocam. Dolayısıyla orayı okuduğumuz zaman ya da okudukları zaman arkadaşlarımızın zaten yönlendirmeyi de daha doğru yaparlar. Yönlendirmeyi de daha etkili yaparlar. Bence rehberlik noktası burada devreye giriyor. Yani ben şuna çok kanaat getiren biri değilim hocam. Yani rehber öğretmen öğrenciyi alıp karşısına işte Türkçe'yi böyle çalış, tarihi böyle çalış ya. Bilemem ben yani tarih nasıl çalışılacağını tarih öğretmeni bilir. Türkçe'nin nasıl çalışacağını, nasıl verimli olacağını Türkçe öğretmeni bilir. Bu anlamda belki bunları da adaylarımızın,
ya da yönlendirme yapan arkadaşlarımızın da ben iyi okuması gerektiğini düşünüyorum. İyi analiz yapmaları gerektiğini düşünüyorum Sayın evet. Hocam. Hocam tabii ÖSYM'nin akıllı ekranlar oluşturması son derece evet. önemli bir avantaj. Dediğiniz gibi tarif ettiniz. Öğrenci ekrandan girmeye çalıştı değil mi? Ondan evet. sonra giremedi, sistem reddetti. Yani bunlar çok Aynen. değerli bir şey. Aynen çok değerli bir nokta. Tabii doğru yönlendirmeyle birlikte böyle uygulamaları birlikte düşündüğümüz zaman aslında insanlar için avantajlı olabilecek çok çok fazla şey olduğunu görebiliyoruz. Ama insanlar tabii kendi istikametine, gidişine, tercihlerine, hayatına ne kadar yön verme noktasında kendileri bilge olursa, donanımlı olursa o kadar iyi olur. Öğretmenlerinin desteğiyle de inşallah çok daha güzel noktalara gelebilir. Hocam çok özür dileyerek bir şey daha söyleyeyim bunlarla ilgili. Mesela şunu da bir çok yanlış bilinen bir şeydir hocam. Bu özellikle memurluk alımlarında sözleşmeli memur alınıyor denir ya. Evet. Hani bizde mantık şu. Devlet sözleşmeli personel alıyor diyor ki hocam diyor ben 6 ay çalıştıktan sonra diyor devlet bana hadi git derse ya sözleşmeli devletin hani bu seni taşeron firma üzerinden almıyor devlet. Yani buraya isim vermeyeyim şimdi burada firma ismini vereceğim. Ya devletin aldığı sözleşmeli personelde öyle bir özellik yoktur Sayın Hocam. Yani şunu diyor orada insanları hani bağlamak için tabiri caizse orada insanların uzun süre kalması için sözleşmeli personel alınır. Ya da sözleşmeli personelin karşılığı bir de şudur hocam. Başka bir ilde aynı kurum olmadığından dolayı siz orada kalıyorsunuz. Mesela İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. İnönü Üniversitesi başka bir ilde var mı Sayın Hocam? Yok sadece. Dolayısıyla diyor ki sen üniversitesinde çalışacaksın. Mesela makine kimya endüstrisi personel alıyor, memur alıyor. Ama pozisyonu ne sözleşmeli. Şimdi makine kimya endüstrisi başka bir ilde var mı? Yok. Sen orada çalışmak zorundasın diyor. Şimdi bunları gerçekten adaylarımızın da bilmesi gerekir. Yani bizdeki o sözleşmeli olayı, hatta şey vardı hocam siz de hatırlarsanız, iş ve meslek danışmanı almışlardı bundan bir 3-4 yıl öncesinde. İş ve meslek danışmanlarını sözleşmeli pozisyonda aldı devlet. Yani 2500-3000 civarında o zaman iş ve meslek danışmanı aldı ve çok da yerinde bir karardı. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Hala alınması gerektiğini düşünüyorum. O arkadaşlarımız gittikten sonra şöyle dediler. Ya dediler bizi işte bir baskı yaptılar. Ben çünkü takip etmiştim o zaman. İşte Çalışma Bakanlığı'na şuraya buraya dediler ki bizi 650'de tabi edin. Devlet de 657'ye tabi etti. Şimdi o zaman bizim arkadaşlar da vardı. Dediler ki ya biz niye böyle bir halt ettik? Sözleşmeliyken işte 3000 küsur maaş alıyorduk. Devlet memuru statüsüne geçtik. 2600 lira alıyoruz. Bakın orada çalışan dahi hangi pozisyonda çalıştığını bilmiyor hocam. Yani şeye bakar mısınız duruma? Ya bunların gerçekten bilinmesi gerekiyor. Yani sözleşmeli ne demektir? 657 ne demektir? Hani özlük hakkı ne demektir? Diyor hocam bunların özlük hakları ile ilgili problem varmış. Doğru. Mesela diyorum ki özlük hakkı dediğinde ne anlıyorsun? Diyor mesela 6 ay rapor almam gerekirse. Ya 6 ay rapor alma. Ya 6 ay rapor alacaksan gitme yani. Devlet memuru olma yani. Ha, bunun gibi hocam böyle problem durumlarımız var. Ha zaten gerçekten icap ettiği vakit yani mesela sözleşmeli çalışan diyelim ki bayan bir personel düşünün. İşte hamile vesaire. Zaten devlet sana bu hakkı da veriyor. Evet. Bunların hocam gerçekten bilinmesi lazım. Evet. Böyle kulaktan dolma bilgilerden ziyade ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzu bakıp o kılavuzdaki işte derecenin ne anlama geldi, kadronun ne anlama geldi. Bunları gerçekten bir bütün olarak değerlendirmenin ben daha arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü dün mesela bir öğrencimiz geldi. 84 puan almış hocam. 84 küsürlü KPSS'de. İşte üniversiteyi yazarsam, ki üniversiteyi yazarsa gelecek yani atanacak. Hocam diyor üniversitede sözleşmeliymiş diyor beni bir yıl sonra gönderirlerse. Dedim sen yaz üniversite göndermez seni. Bunun gibi mesela hocam yani bunlar hani ön lisans mezunu. Hani ön lisansı bitirmiş, lise mezunu da değil hocam. İşte bir kademe daha üstte bitirmiş. Arkadaşlarımızın gerçekten bunlarla ilgili çalışma yapması gerekir diye düşünüyorum Sayın Hocam. Dersimize çalışacağız, işimize bakacağız. Kaderimizi başkalarının eline bırakmayacağız. Evet. Uzun lafın kısası herhalde bu. Kıymetli hocam, bir de TEOG yerleştirme puanları açıklandı diye duydum ben bugün evet. ama
Onun aslı esası nedir? Kapsamı çerçevesi nedir? Bir dinleyelim sizden. Yerleştirme puanları açıklandı hocam. Daha önce biliyorsunuz şey açıklanmıştı. İkinci dönem puanları. Tabii ikinci dönem sınav sonuçları öyle diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavın sonuçları açıklanmıştı. Şu anda yerleştirme puanları açıklandı. Tabii özel okulların buradaki şeyi farklı hocam. Ne derler ona? Tercih durumu, yani tercihleri alma durumu. Devlet okulları ki Ağustos'ta başlıyor ama en son süreç hocam 15 Ağustos'ta bu işi de bitmiş olacak ki. Hani orada da ikinci, üçüncü yerleştirmeler var. Uzunca bir süre var. Orada da arkadaşlarımızın ya da adaylarımız, velilerimizin gerçekten dikkatli olması gerekir. TEOG bu yıl üçüncü yeri olduğu için biraz alıştık hocam. Yani ilk yılda ciddi problemler olmuştu. Bu anlamda biraz da şu biraz velimizi rahatlattı Sayın Hocam. Artık temel liselerimiz var. Yani o da ciddi anlamda öğrencimiz ve velimizi rahatlattı. Ama ben şuna inanıyorum hocam. Okulun elbette ki etkisi var. Okulun şöyle etkisi var hocam. Öğrencinin kendisiyle eş değerde olan bilgi birikimi olarak işte net olarak vesaire. Hani bir yarış ortamının olduğu okulların elbette ki daha iyi sonuçlar alabiliyorlar ama lise 1'den itibaren arkadaşlarımız ya da çocuklarımız ders çalışmayı, işte hayata hazırlanmayı, test çözmeyi, yorum yapabilmeyi, değerlendirmeyi lise 1'den itibaren başlarlarsa ben çok daha iyi sonuçlar alabileceklerini biliyorum ki iyi okullardan mezun olup çok vasat puanlar alan, çok böyle düşük puanla gidilen okullardan mezun olup çok iyi puan alan arkadaşlarımız biliyoruz. Çünkü çocuklar lise 11'e gelince biraz daha bu işin bilincine varıyorlardı eskide. Ama şimdi çocuklarımızın birçoğu artık bu işin bilincinde. Ben bu arkadaşlarımızın da çocuklarımızın da inşallah istedikleri okullara yerleşmelerini, eğer istedikleri okullar gelmezse bile hayatın devam ettiğini, eğitim öğretimin devam ettiğini, bulundukları okullarda da çok başarılı sonuçlar elde edebileceklerini düşünüyorum Sayın Hocam. Oldu hocam, teşekkür ederim. Ekleme katmak istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Peki, teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledikten sonra programımızı kapatıyoruz. Bir başarıya doğru yine sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.